Merhabalar, Snow YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlere takım lifin kese modelini gösteriyorum. Allah'ın izniyle anlattım. Şu şekilde modelimiz. En ince ayrıntılarına kadar anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkürler, sağ olun. Desteklerinizi bekliyorum. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Modelimize başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir yaptım. Başladığım yere buraya sabitliyorum. Halkam oluştu. Bir zincir yapıyorum. Halkamın boşluğuna fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Arada iki zincir. Yine aynı boşluğa. Fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. İki zincir. Aynı boşluğa. Toplam 6 adet fıstık yapacağız. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. 2 zincir de buraya en başa sabitliyorum. Zincirin boşluğuna da sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum buraya. Fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir aynı yere ikinciyi yapıyorum. Kapattım bir zincir. Yan tarafa geçiyorum. Fıstığımı yaptım. Kapattım. İki zincir. Aynı yere ikinci yapıyorum. Bir zincirle yan tarafa geçiş yapıyorum. Kapattım. İki zincir. Aynı yere ikinci yapıyorum. Bu şekilde geçişlerde bir zincir var. Fıstık aralarında iki zincir var. Bu şekilde 6 tane ikişerli fıstık yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ikili fıstığım var. Şimdi bir zincirle fıstığın tepesine sabitliyorum. Zincir boşuna da sabitledim. Bir zincir yapıyorum. Tekrar ikili fıstık yapacağım. Kapattım. İki zincir. Aynı yere ikinci yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Yandaki boşluğa tekli fıstık yapacağım. Kapatıyorum. Bir zincir. Yandaki ikili fıstığa İkili fıstık yapacağız. Arada iki zincir. Aynı yere ikinci yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Yandaki boşluğa tekli fıstık yapıyorum. Bir zincirle yan tarafa geçiş. Kapattım. İki zincir aynı yere ikili fıstığımı kaybetmiyorum. Evet, bu şekilde ikili fıstıklar devam edecek. Tekli fıstık aralarda bir tane olacak. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Evet, sıra sonuna bu şekilde geldim. İkili fıstıklarımızı yaptım. Arada tekli fıstık var. Tekrar ikili fıstık.
tekli fıstık, ikili fıstık diye devam ediyor. Şimdi bir zincirle başladım, buraya sabitliyorum. Zincir boşuna tekrar sabitliyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar ikili fıstığımıza devam edeceğiz. Kapattım. İki zincir var arada. Aynı yere ikinci yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir var geçişte. Yan tarafa tekli fıstık yapıyorum. Bir zincir. Diğer bir yana tekrar tekli fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir yaptım. İkili fıstığıma devam ediyorum. 2 tane, 6 tane ikili fıstığım var. Bunları hiç kaybetmiyoruz. 2 zincir var arada. İkili fıstıkların arasında. Bir zincir var geçişlerde. Tekli fıstık yaptım. Bir zincir. Tekrar tekli fıstık yapıyorum. Bir zincir, ikili fıstık yapacağım buraya. Kapatıyorum. İki zincir aynı yere. İkili fıstık yapıyorum. Bir zincirle yan tarafa geçiş yapacağız. Bu şekilde ikili fıstıkları kaybetmeden, gördüğünüz gibi burada birdi tekli fıstık, şimdi iki oldu. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Tekrar bir zincirle buraya sabitliyorum. Zincir boşluğuna sabitliyorum. Bir zincir. Buraya ikili fıstığıma devam ediyorum. Arada iki zincir var. Aynı yere ikinci yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Yan tarafa tekli fıstık yapıyorum. Bir zincir. Yan tarafa tekli fıstık. Zincir boşluğuna. Kapatıyorum. Bir zincir. Diğer bir yana. Üçüncü tekli fıstığımı yapıyorum. Bir zincir var arada. Şimdi ikili fıstığa devam ediyorum. Aslında örneğimizin yöntemi belirlendi. İkili fıstıklara devam edip diğer zincir aralarına tekli fıstık yapacağız. Bu şekilde örneğimizi istediğimiz büyüklüğe gelene kadar öreceğiz. Evet. İkili fıstığımı yaptım. Diğer zincir aralarına tekli fıstık yapıyorum. Her sırada bir tane tekli fıstık artacak. Kapatıyorum. Bir zincir. Yan tarafa ikili fıstık. Arada iki zincir var. Evet, bu şekilde şimdi 3 oldu. Her sırada 4, 5 diye fazlalaşacak şey tekli fıstıklar. Bu şekilde örelim. İstenilen büyüklüğe kadar yapalım. Ben de biraz öreyim. Sonra tekrar devam edelim. Evet, lifim istenilen büyüklüğe geldi. Sayalım, tekli fıstıkları sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane tekli fıstık yaptım. İkili fıstıkları saymıyorum. Tekli fıstık olarak saydım. Şimdi devam edelim. Şimdi git gel yapacağız. Burayla burayı çıkıntı yapacağız. 5 kere gidip gelerek şuraya sabitliyorum. Bir zincir yaptım. Fıstık yapıp kapatıyorum. Arada 2 zincir var. İkili fıstığıma devam ediyorum. Bir zincir. Yan tarafa tekli fıstık. Bir zincir. Arada
Ben fıstıkları dörtlü dolduruyorum. Zincir boşluklarına böyle fıstıklarımızı yapalım. İkili fıstığımızı yapıp geri döneceğiz. Bir zincir yaptım ve şöyle ikili fıstığıma geldim. Arada bir veya iki zincir olabilir. Şöyle şu şekilde. Şimdi dönüp buraya kadar tekrar gelip ikili fıstığımızı yapıp tekrar öbür uca kadar gideceğiz. Şöyle döneceğiz. Dönüşte buraya sabitleyelim. Evet, ikili fıstığımı yaptım. Bir zincir yan taraflara, zincir boşluklarına tek fıstık. Yine ikili fıstığımızı yapmayı unutmuyoruz. Evet, bu şekilde git gel yaparak tam 5 sıra örelim. Buradan buraya tekrar buraya diyerek 5 sıra örelim. Modelimize sonra devam edelim. Takıntı kısmını da 5 sefer 5 sefer git gel yaparak ördüm. 1 2 3 4 5. 5 sıra örüldü. Şimdi de birleştirme yapacağız. Hem de kenarlarını yapacağız. Diğer lifimi alıyorum. 2 parça olması gerekiyor. Tersini çevirdim. Ve bunun da düzünü çevirdim. Şöyle ikisini birlikte birleştireceğiz. Buraya sabitliyorum. İki zincir yaptım. Yandaki şuraya boşluğa trabzan yapıyorum. Üst seferde üst zincir yapıp çıkardığım boşluğa batıyorum. Evet, aynı yere 5 tane trabzan yapacağız. 3 zincir batıyorum. İki zincirle şöyle bir alta, bir alttaki boşluğa iniyorum. Tekrar iki zincir, şöyle göstereyim şuraya. Trabzan yapıyorum. Üst zincir yapıp boşluğa batıyorum. Beş tane tomurcuk olacak şöyle. Evet, iki zincirle yan tarafa buraya sabitliyorum. İki zincirle şuraya atlıyorum, buraya. Buraya değil, şuraya. Aynı şekilde
Trabzan yapıyorum. Evet, şimdi iki zincirle buraya değil yan tarafa. Şöyle buraya değil buraya sabitliyorum. Yine iki zincir. Buraya değil buraya. Trabzan yapıyorum üçlü. Evet, iki zincirle yine bunu atlıyorum buraya. Şöyle zincir boşluğunu atlıyorum buraya. Sabitliyorum. İki zincir yaptım. Yine aynı şekilde bunu atlıyorum buraya. Trabzan yapacağım. Evet, bu şekilde etrafını yapacağız. Gösterdiğim gibi. Ben de biraz yapayım, sonra devam edelim. Evet, şu diğer kenar kısımlarını da yapalım. Orayı da yapalım. Kesmiştik ama ipimize devam edelim buralara ve buraya yine aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi iki zincir yapalım. Bir tane atlıyorum buraya hemen. Üç seferde çıkarıyorum. Üç zincir çıkardığım boşluğa sabitliyorum. Aynı yere. Beş sefer yapıyorum. Beş tane olacak trabzanımız ve üç seferde çıkarıyorum. Üst zincir çıkardığım boşluğa sabitliyorum. Yine iki zincirle buraya atlıyorum, bir diğerine sabitliyorum. İki zincir yapıyorum, buraya atlıyorum, bir diğerine trabzan yapıyorum. 5 tane yapmamız gerekiyor. Evet, iki zincirle bunu asılıyorum, bir diğerine sabitliyorum. Evet, bu şekilde burayı ve buraya geldikten sonra diğer kısmı da şurayı da aynı şekilde dolaşalım. Buraya gelince zaten karşıya geçeceğiz. Burayı da bu şekilde dolaşalım. Aynı bu şekilde çıkıntı yerlerinde aynı gösterdiğim gibi buraları yapalım. Evet, buraya kadar geldik. Şimdi dönüp zaten belirli. Şimdi yine iki zincirle buraya, şuraya atlıyorum, buraya. Aynı şekilde örneğimize devam ediyoruz. Beş trabzan ve üç zincirle tepelerine batıyoruz. Trabzanlarımız üçlü. Ve iki zincirle bir boşluk atlıyorum, diğerini sabitliyorum. Yine iki zincir, bir boşluk atlayıp diğerini üç seferde trabzan. Evet, bu şekilde bu bölümü de tamamlayalım.
karşılıklı olarak hepsi de tamamlansın ve en sonunda çiçeğimizi dikelim. Etrafında lifimizin dolaştım, herhangi bir değişiklik yok ve burada da ipini kestim. Şimdi de bağcık kısmını yapalım. Herhangi bir değişiklik olmadan aynı şekilde devam ettim. Bağcık kısmını yapalım şimdi de. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir yapıyorum. Başladığım yere direkt batıyorum. İki zincir, üç zincir yapalım. Buraya ikili trabzan. Üç tane yaptım. Yine iki zincir ya da üç zincirle sabitliyorum. Üç zincir. 3 trabzan. Evet, şu şekilde küçük bir çiçek oluştu. Şimdi de zincir yapacağız. Ben de biraz yapayım, hem de sayayım. Evet, 115 tane zincir yaptım. Şöyle 115 tane yaptım. Yine aynı şekilde karşılıklı olarak çiçeğin aynısını yapacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5'inciye yine aynı şekilde buraya sabitliyorum. Üst zincirle dönüyorum. Buraya trabzan yapıyorum. Veya 2 zincir çekebilirsiniz. Üç tane trabzan yaptım. Zincir, 2 zincir yapıp batıyorum. Evet, bu şekilde ipimizi kopartıp geçirelim. Evet, şimdi de zincirimizi geçirelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. yere buraya geçireceğiz. 1, 2, 3, 4 ve 5. yere. Evet, bu şekilde. Evet, bu şekilde geçirelim. Ben de geçireyim. Evet, bu şekilde geçirdim ve şimdi de çiçeklerini dikelim. Şöyle çiçeklerini dikelim. Şimdi de çiçeğimizi yapalım. 1 2 3 4 5 zincir yapıyorum. Zincirimin en başına direkt atıyorum. Şöyle halkam oluştu. 1 2 3 4 zincir yapıyorum. Halkın boşuna batıyorum direkt. 1 2 3 4 zincir sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir. Yedi tane olacak. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane oldu. Şimdi yandaki zincir boşluğuna direkt sabitliyorum. 1, 2 zincir. Zincir boşluğuna trabzan. 1, 2, 3 tane. Yine 2 zincir. Yine aynı yere batıyorum.
Yan tarafa geçiyorum. 2 zincir. 1 2 ve 3 tane ikili trabzan. 2 zincir. Buraya batıyorum. Yan tarafa geçiyorum. 2 zincir. 1 2 ve 3. 2 zincir. Sabitliyorum. Evet, bu şekilde toplam 7 tane yaprağımızı yapalım. Toplamda 7 tane yaprağımızı yaptık. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane yaptık. Şimdi 1 veya 2 zincirle şuraya, buraya sabitliyorum. Sabitliyorum düz bir görüntüsü olması için. 1 2 3 4 5 6 zincir yaptım. Tığım ipimi doladım ve şuraya buradan geçirerek ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 zincir. Şimdi yandaki yere, buraya ikili trabzan. 4 zincir var arada. Tığım ipimi doluyorum buraya. İki seferde çıkarıyorum. Evet, 4 zincirle şu en baştaki zincirin şöyle ikinci zincirine batıyorum. Yine aynı 7 tane olmalı. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane. Bir tane de yan tarafa geçiş yapıyorum. Üst zincir yaptım. Tığım ipimi doladım. Buraya 4 tane trabzan yapacağız. 1 2 3 ve 4. 3 zincir yapıyorum. Buraya sabitliyorum. Yan tarafa. Dört trabzan, üst zincir atıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Bütün 7 tane yapalım böyle, bütün sıramızı. Çiçeğimin etrafını yaptım. Aynı şekilde gösterdiğim gibi. Şimdi bir zincir yapalım. Yine arkaya, buraya sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir. Yine sıradaki yere, buraya trabzan yapıyorum. 2 3 4 5. Son sıramızda 5 zincir var. Buraya iki seferde trabzan. 1 2 3 4 5. Tığım ipimi doluyorum sıradaki yere. Şöyle. Beş zincir yaptım. Tığım ipimi doluyorum. Ve buraya son yere de yapalım. Beş zincir yaptım. Şimdi şuraya batacağız. Yine aynı ikinci zincirime sabitliyorum. Bir kere de buraya sabitliyorum. 3 zincir yaptım. Trabzan yapacağım. 2 3 4 5 tane. 3 zincir dibine sabitliyorum.
Yan tarafa geçiyorum. 3 zincir. 1 2 3 4 ve 5 zincirim hariç 5 trabzan. 3 zincir sabitliyorum buraya. Ve buraya geçiş yapıyorum. Yine aynı işlemleri yapacağız. Dört, beş. Üç zincirle dibine batıyorum. Yan tarafa geçiş yapıyorum. Bu şekilde bu sırayı da böyle tamamlayalım. Bütün etrafı dolaştım ve sıra sonunda şöyle iki zincirle yine arkadaki trabzanı buraya sabitliyorum. İki zincirle ipimizi kopartalım ve yaprakları yapalım. Evet, yaprak için de hemen içi ipimizi alacağız. Yine bir zincir yaptım. Buraya herhangi bir yere trabzanımın arkasına sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane zincir yaptım. Ve şuraya sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincirle yan tarafa geçiş yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zincir yaptım. Ve şuraya, şöyle göstereyim. Sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Buraya sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zincir yaptım. Şöyle şuraya sabitliyorum. 4 zincir yan tarafa geçiyorum. Evet, bu şekilde yapraklarını da böyle yapalım. Şekilde devam edelim. Evet, bu şekilde yapraklarım yaptıktan sonra yine şöyle 4 zincirle buraya sabitleyeceğim. Başladığım yere sabitliyorum. 2 zincirle ipimizi kopartalım ve lefimize dikelim. Şimdi de çiçeklerini dikelim. Bir katını ayırdım lef ipimin. Evet, kalın iğneyle. Şimdi şöyle yüzeysel olarak yeşil zincirin arasından veya üstünden geçiriyorum. Bu şekilde. Beyaz lifimin az bir kısmını alıyorum, yarısını. Şöyle. Evet, bu şekilde dikilişi de böyle. Evet, son halini hep birlikte görelim. Evet, lifimin son görüntüsü böyle. Dikilişini iki sefer etrafında dolaşırsanız daha sağlam olacaktır. Onu söylemeyi unuttum. Şu şekilde hepsini tek tek diktim, gösterdiğim gibi. İki sefer dolaşın, sağlam olsun. Evet, bu şekilde. Kolay da, çok basit de. En ince ayrıntılarına kadar anlatmaya çalıştım Allah'ın izniyle. Evet, lifimiz bu şekilde. Hem çeyizlik olabilir, hediyelik. Çok güzel bir model. Evet, anlatacaklarım bu kadardı. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. Sağ olun. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.